Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Mersin'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. İnova Mimarlar konuk olduk. Yanımızda firmamızın sahibi Sedat Müftü var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Sedat Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Mersin'imize hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Biz de sizlere teşekkür etmek istiyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz. Ağırladınız. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk efendim tekrar. Sedat Bey, ben firmamızdan bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Sedat Bey kimdir? Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Bu sektöre girişimiz hani klasik ben piyanoya 5 yaşında başladım tanımlamaları vardır ya, aslında bizim de öyle biraz baba mesleğimiz. Biz de çok küçük yaşlarda bu sektörün içindeydik. Çocukluğumuzdan itibaren sürekli babamızın yanında inşaatların içindeydik. Daha sonra biz bu işin okulunu okuduktan sonra bu işi daha farklı bir vizyonla yapmaya başladık. Ben 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Evet. Daha sonra Antalya ve Mersin'de uzun süreler işler yaptık. Özellikle Antalya'da otel ve konut projelerinde yabancı ortaklı firmalarla çok sayıda işler yaptık. 4 yıldır da Mersin'de hizmet veriyoruz. Bu şekilde nitelendirebiliriz aslında. Ben biraz da firmamızı tanımak isteyeceğim sizlerden. Firmamız kaç yılında kuruldu ve İnova Mimarlık ne iş yapıyor burada? Firmamız, biz sektörde benim kendi 15. yılım. Fakat İnova Mimarlık olarak yapılanmamız Mersin'de 4 yıl önce başladı, 2011 senesinde. İnova Mimarlık bir proje firması ve çizdiği projeleri uygulayan bir firma. Daha çok belli alanlarda özelleşmiş projeler yapıyoruz. Eğitim sektörü ve otel grupları bizim daha çok ilgi alanlarımıza giriyor. Tabii ki mimarlık çok geniş bir perspektif, geniş bir spektrum. Fakat bizim biraz daha özelleştiğimiz alanlar var. Çünkü eğitim sektörü de teknik bir konu, otel grubu da teknik bir konu. Mevzuatları olan, daha farklı kullanım amaçları olan. Bu konularda özelleştiğimiz bir yapı var. Evet. Peki hizmet gerekenlere dikkat ediyorsunuz burada. Sizin için önemli olan ne? Şimdi tabii ki çok sayıda firmayla çalışıyoruz. Hatta belki aynı sektörde birbiriyle rakip firmalarla çalışıyoruz. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Birincisi mahremiyet, iş mahremiyeti çok önemli. Evet. Yani ben sizinle yapmış olduğum bir çalışmanın detaylarını, belki sizin sırlarınızı başka firmayla paylaşmamam gerekiyor. O sizin özelinizdir. Ki bunu böyle başarıyormuşuz ki birçok rakip firma bizi ortak değer olarak kabul ediyor ve bizimle çalışıyor. İkincisi de şu var. Bir firmaya gittiğimiz zaman bizim için en önemli şey o firmanın başarısıdır. Başka bir müşterimize gittiğimiz zaman bizim için en önemli şey o müşterimizin başarısıdır. İkisi de aynı sektörde olsa da. Konsantrasyon ve dikkatlerimiz bu şekilde. Bir de şöyle bir çizgimiz mi diyeyim, yani sloganımız diyeyim aslında. Bizde her sonraki proje bir öncekiyle yarışır. Yani her işi bir öncekinden daha iyi yapmaya çalışıyoruz. Yapabiliyor muyuz? Bunu da müşterilerimiz takdir ediyor. Evet. Bu şekilde. Evet. Peki sektöre baktığımız zaman Sedat Bey, ilgili ufaklı da olsa bazı firmaların faaliyet gösterdiğini şüphesiz görebiliyoruz. Evet. Sektörümüzdeki bizi diğer firmalardan ayıran en büyük özellikleriniz ne? Şimdi bizim aile yapımız olarak benim de çocukluktan itibaren imalat sektörünün içinde büyümüş olmamız bize çok büyük avantajlar sağlıyor. Biraz işin mutfağından gelip daha sonra mektepli kısmını çözüp Evet. Bunu hani alaylı mektepli şeyleri vardı da biz aslında bunu ikisini birleştirmiş ve bunu daha iyi çözmüş bir firmayız. Bizim sektörümüzde şöyle bir sorun vardır genelde. Çok geniş bir yelpaze, çok fazla detay var, çok fazla ürün grupları var. Bir araya getirmeniz gereken farklı konular var. Bunlara tabii hakimiyet çok uzun yıllar gerektiriyor. Evet. Bizim biraz uygulama kökenli olmamız, çizdiğimiz projelerde daha başarılı sonuçlar almamıza sebebiyet veriyor. Evet, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Sedat Bey, çok severek yapıyorsunuz bu işi. İnanılmaz severek yapıyorum. Şimdi bizim işimiz biraz meşakkatli.
Yani bizim gecemiz, gündüzümüz, sabahımız, konsantrasyon bizim hayatımız bu. Yani ben çocuklarımla gezerken bile o an devam eden bir projemizin tasarımlarıyla halen ilgileniyor olabilirim. Yani bana bazen bir şeyler sorarlar, ne cevap verdiğimi ben bile bilmeyebilirim. Kafamızda sadece bu işe bir konsantrasyon, bu bir hayat tarzı. Kesinlikle. Peki Serhat Bey, bu sektöre girerken belli başlı hedefler mutlaka koymuşsunuzdur kendinize. Bu hedeflere ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedeflerde projeler neler olacak? Şöyle, bizim için sayısal çoğunluktan, nicelikten çok nitelik önemli. Biz gittikçe daha nitelikli, daha iyi işler yapma peşindeyiz. Yani dünyadaki her işi biz yapalım, Türkiye'deki her işi biz yapalımdan çok en prestijli, en nitelikli işleri biz yapalım hedeflerimiz var. Yani iş hacmimizi arttırırken proje sayımızı arttırarak yürümekten çok proje kalitemizi arttırarak yürüme hedefi koyduk. Aslında şöyle bir şey var. Bizim tek hedefimiz işimizi severek ve düzgün yapmak. O zaten kendi sizi bir yerlere alıyor götürüyor. Hayat doğal olarak bir başarıya koyuyor sizi. Kesinlikle. Biz de bu hedefleriniz yolunda sizlere başarılar diliyoruz. Peki Serhat Bey, buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, yani tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Ben özellikle şunu söylemek isterim. İki tane çok ciddi üzerinde çalıştığımız ve konsantrasyonumuzun olan sektörlerden bahsetmiştim. Eğitim sektörü ve otelcilik sektörü. Evet. Bu konularda detaylara çok hakim olan, bölgesel çapta da başarılı bir firmayız. Buradan özellikle Türkiye çapında yatırım planları olan, Türkiye çapında yayılan franchise gruplarına seslenmek istiyorum. Bölgesel olarak kendilerini iyi bir partner, tecrübeli ve profesyonel bir partner arıyorlarsa biz bu bölgede onların aradığı firmayız. Evet, buradan da bunları hatırlatmış olduk. Tekrar teşekkür ediyoruz sizlere vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Bu güzel şehrimize, Mersin'e katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Mersin'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. İnova Mimarlar konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez CEO'larına.